Bu videoda yükselen ev fiyatlarından ve sonrasında da çatır çatır düşmek zorunda kalan ev fiyatlarından bahsedeceğim sizlere. Hepsi son bir ay içerisinde gerçekleşti. Yani ani bir çıkış, ani bir düşüşten bahsediyorum. Neden yükseldi ve neden sonrasında tekrar düşüşe geçti? Biraz bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de fırsatçı ya da stokçu diye gariban patatesli soğancının depoları basıldı ya. Bu ülkede biz bunları gördük biliyorsunuz. 20 tane çuval eğer ki deponuzda bulunduruyorsanız stokçu pozisyonuna düşüyordunuz o günlerde. Baskınlar düzenlendi. Patatesciye, soğancıya baskın yapılırken fırsatçılık yapan, insanların gözünün içine baka baka kazıklamaya kalkan müteahhitle ilgili yüzler hemen ters yöne çevriliverdi. Faiz oranlarını devlet niçin indirdi? Sektör canlansın diye. Eldeki konut stokları boşalsın diye. Müteahhit vatandaşa kazık atsın diye yapmadı diye umut ediyorduk. Gördüğümüz o ki müteahhit veya fırsatçı ev sahipleri bu faiz oranlarının düşmesini hemen kendi lehlerine çevirmeye çalıştılar. Ev fiyatlarını bir anda %20, %30, %40'lara varan oranlarda yükseltiverdiler. Bir gün içinde. Öyle aylar içerisinde falan değil. Bir gün içinde. Üstelik o faiz oranlarının düşüşü yine bize zam olarak, vergi olarak yansıyacakken. Niye bunu söylüyorum arkadaşlar? Çünkü külliyen zararına verilen bir krediden bahsediyoruz. 0.64 faiz oranıyla evet o ev kredileri, konut kredileri verildi ama kamu bankalarının aslında çok ciddi manada zarar etmesini de beraberinde getiriyordu o faiz oranları. Kamu bankalarının zarar etmesi bunun bütçeye yansıması anlamına geliyor. Bu bütçeye yansıma da bize vergi olarak, zam olarak yansıyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın pozisyonu falan yok. Sonuç itibariyle bu yılan hepimize dokunuyordu. Ona rağmen sesimizi çıkartmadık. Hadi dedik insanlar düşük kredi faiziyle ev alsınlar. Peki sektör de canlansın. Tamam müteahhitlere onca laf söylüyoruz ama belki akılları başlarına gelmiştir. Onlar da ev fiyatlarını yükseltmezler ve en azından ellerindeki konut stoğunu boşaltırlar. Yeniden piyasanın canlanmasını sağlarlar diye düşündük. Ama ben sizi o dönemde de uyarmıştım. Daha bu kredi faiz oranları belli olmadan. Ve şunu söylemiştim. Yakın zamanda düşürülecek bir kredi faiz oranı umarım müteahhitlerin zamlarıyla karşı karşıya gelmez. Yine fırsatçılık yapmazlar. Yine düşük kredi faiz ortamını fırsat bilip fiyatlarını yükseltmeye kalkmazlar diye ısrarlı videolar çekmiştik. Nitekim arkadaşlar tam da dediğimizi yaptılar. En ufak bir şekilde akıllanmadıklarını görüyoruz. Hem müteahhitlerin hem de ev sahiplerinin en ufak bir akıllanma belirtisi bile yok arkadaşlar. Fırsat bu fırsat kardeşim. Nasıl olsa kredi faiz oranları devlet düşürdü. Üstelik vatandaşın sırtına vergi bindirerek bunları düşürdü. Bir sene sonra bunun bedelini ev almayan vatandaş da ödeyecek. En azından ben de bu iyi niyeti göreyim de evimi bu fiyatlardan satayım, kurtulayım diyeceklerine üzerine %30, %40, %50 zam yaparak insanlara resmen çakmaya çalıştılar. Bir kısmı da çaktı ama 4,5-5 milyon konut stoğunun maksimum 100-150 bini satılabildi. Sonrasında bir anda bıçak gibi kesildi satışlar. Neden? Çünkü vatandaş kendisini ahmak yerine koymaya çalışan müteahhitin ya da ev sahibinin bu tavrını çok net bir şekilde gördü arkadaşlar. Gerek bizim uyarılarımız sayesinde, gerek kendi hesapları sayesinde gördüler. Ve şunu söylemeye başladılar. Evet %0.64, 0.74 faiz oranıyla kredi çekiyoruz ama kardeşim bir de peşin peşin zam ödüyoruz. Bir yığın pahalı evi bize kakalamaya çalışıyorlar. Bunu da bu işin içine koyduğumuz zaman, yani peşin faizi de işin içine koyduğumuz zaman aslında bizim ödediğimiz faiz bir anda 1,5-2 seviyelerine kadar yükseliyor. Ben aslında müteahhiti, ev sahibini biraz daha zenginleştirmeye çalışıyorum. Şunu da gördü insanlar. Bu ev sahipleri ya da bu müteahhitler ellerindeki konutu bize çaktıktan sonra götürüyorlar, döviz alıyorlar, altın alıyorlar. Bize yüksek fiyatlarla ev veriyorlar ama kendilerinin ev almaya ya da ev satmaya niyeti yok ki. O zaman alemin ahmağı ben miyim, alemin aptalı ben miyim demeye başladılar. Konut alımından vazgeçtiler arkadaşlar. Niyeti olan ya da kendisine niyet yaratan insanlar bir anda alım kararından vazgeçti. Piyasa 15 gün sonra bıçak gibi kesiliverdi. Bunu gören müteahhitler eyvah ne yaptık biz? Bu fırsatı da kullanamadık deyip fiyatlarını yavaş yavaş düşürmeye başladılar. Önce 300-500 düşürdüler. Sonra baktılar olacak gibi değil. 10 bin 10 bin, 20 bin 20 bin, 50 bin 50 bin düşürdüler. Düşürmeye başladılar.
başladılar fiyatları. Tabii ki düşürürler. 100 bin lira zam koyarsan 50 bin lira, 50 bin lira da düşürmeyi başarabilirsin. Demek ki arkadaşlar korkunç bir balon oluşmuş konut piyasasında. 15 gün içerisinde. Ve ne yazık ki bu fiyatlardan alan insanlar da hep yüksek fiyatlarla bu konutları almak durumunda oldular. E boşuna söylememiş atalarımız. Acele işe şeytan karışır diye. Bu işe bol bol şeytan karıştı arkadaşlar. Sahibinden gibi bir site var elimizin altında biliyorsunuz. Ve bu Sahibinden sitesinde çok net bir şekilde fiyat yükselişlerini ve düşüşlerini görüyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey o gün itibarıyla evleri favori listenize eklemekti. Ben yaptım bunu. 200'den fazla evi favori listeme ekledim ve bütün bu ev fiyatlarının her gün düşen fiyatlarıyla ilgili mail geliyor tarafıma arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki ya uydurma kardeşim ne ev fiyatı düşmesi. Vallahi isteyen varsa hepsine teker teker bu mailleri forward ederim. Yok kardeşim ben kendim test edeceğim diyorsanız da lütfen girin benim yaptığımı yapın Sahibinden sitesine ya da herhangi bir emlak sitesine fark etmez. Buradaki evleri favori listenize ekleyin arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki tamam canım düşüş bitmiştir. Yo öyle bir dünya yok arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Bu işin daha dibi bitmedi. İnsanların bir kere güveni sarsıldı. Bu saatten sonra siz ev fiyatlarını düşürseniz bile çok makul seviyelere gelmediği sürece pek çok insan ev alma niyetinde olmayacaktır bu saatten sonra. Hele ki altın fiyatlarının, dolar fiyatlarının zaten çok net bir şekilde yükseleceğini gören, hatta yükseldiğini gören insanlar zaten konut alım kararlarından da çoktan vazgeçtiler. Eğer ki müteahhitler ya da ev sahipleri o dönemde fırsatçılık yapmak yerine devletin hatta milletin, çünkü diyorum ya o düşük faiz oranları sonuç itibariyle Ahmet'in Mehmet'in cebinden çıkıyor. Senin benim cebimden çıkıyor. Karar vericilerin ya da bankacıların cebinden çıkmıyor. Bizlerin cebinden çıkıyor vergi olarak. Bütün bu zararların bedelini zaten biz ödüyoruz. Takımızı çıkartmamamıza rağmen o müteahhitler, o ev sahipleri açgözlülük yapmak yerine düzgün bir şekilde makul fiyatlarla evlerini satmaya çalışmış olsalardı belki yıl boyunca çok daha fazla, çok daha büyük miktarda ev satımı gerçekleşecekti. Daha faizlerin açıklandığı gün itibariyle hemen ilanlarını sildiler. %30, %40 zamları aynı ilan olarak çıktılar arkadaşlar. 500 liralık evi 700 yaptılar. 300 liralık evi 500 yaptılar. 1000 liralık evi 1500 lira yaptılar. Utanmazca, riyakarca, arsızca o ev fiyatlarını arttırdılar arkadaşlar. İnkar edemezler. Elimizde belgesi var. Evet elimizde belgesi var. O evlerin nasıl fiyatlarının yükseldiğinin belgesi var. Şimdi de ister istemez çok affedersiniz eşek gibi o fiyatların nasıl aşağıya çektiklerinin yine elimizde belgesi var. O nedenle sizlere şunu söylüyorum. Bekleyin. Bekleyin. Daha da dara düşsünler ki zararına satmak zorunda kalsınlar. Çünkü bunu hak ettiler arkadaşlar. Devlet bu yükselişi denetlemiyorsa artık düşüşe de sesini çıkartmayacak. Onların zarar etmesine de sesini çıkartmayacak. Bir denetim mekanizması olsaydı eğer serbest piyasa ekonomisinin bu kadar denetimsizlik olmadığını fark etseydi eğer ve buna göre müdahalelerini yapmış olsaydı eğer bu kadar başıboş davranamazlardı çünkü. Şimdi bedelini ödemek zorundalar. Vatandaş buna en uygun tepkiyi verdi arkadaşlar. Almıyorum kardeşim. Madem gözümün içine baka baka bana kazık atmaya kalkıyorsun o zaman almıyorum dediler ve bunun sonrasında da karşı taraf yaptığı hatayı anladığı için değil elindeki malı çıkamadığı için fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Emin olun siz almaya devam etseydiniz o yüksek fiyatlarla onlar bu fiyatları şişirmeye devam edeceklerdi. Daha da yükselteceklerdi. Daha da yükselteceklerdi. Daha da yükselteceklerdi. Çünkü inanılmaz bir açgözlülük var arkadaşlar. Yıllardır devam eden bu açgözlülük bir kez daha karşımıza çıktı. Bu faiz kararı sonrasında. Ve ne yazık ki patatesciyi, soğancıyı, bakkalı denetleyen devlet, patatesciye, soğancıya, bakkala fiyat artışı yapamazsın diyen devlet, ister istemez maliyetleri arttığı için fiyatları yükseltmek zorunda kalmış olmalarına rağmen patatesciyi, soğancıyı, bakkalı denetleyip onların kafasında boza pişiren yöneticiler bu ballı kaymaklı müteahhitlerle yatırımcı geçinen ev sahiplerine gıklarını bile çıkartmadılar arkadaşlar. Gıklarını bile çıkartmadılar. Nasıl bir durum bu? Ya. Bunu kabul etmek mümkün mü? Denetim mekanizması vatandaşsa, tamamen vatandaş kendi kararlarıyla bu sistemi düzene sokacaksa o zaman patatesciye, soğancıya da sesini çıkartmayacaktın, bakkala da sesini çıkartmayacaktın.
Konut satan evi fahiş fiyatlarla millete sattığı zaman serbest piyasa, soğancı patatesci ister istemez fiyatlarına zam yaptığı zaman stokçu oluyor ya da kara borsacı oluyor. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Kişiye göre yasa yok, kişiye göre bir duruş yok, kişiye göre bir denetim yok. Olmamalı da. Şimdi ben soruyorum, ilk 15 gün içerisinde yüksek fiyatlarla ev alan insanların zararı ne olacak? Bunu serbest piyasa olarak konumlandırmak mümkün mü? Böyle bir şey kabul etmek mümkün mü? 500 liralık evi 700 liraya alan insanların durumu ne olacak? 180 ay, yani 15 yıl boyunca ipotek altına girdiler. Hem de yüksek fiyatlarla girdiler ve devlet oralı bile olmadı arkadaşlar. Hiçbir müteahhitin kapısını çalıp dün 3 iken bugün 5'e satıyorsun demediler. Bu yaptığınız serbest piyasa ekonomisi değil, kara borsacılıktır, fırsatçılıktır demediler. Yazık. Hem sektörün sonunu getiriyorlar, konut sektöründen bahsediyorum, hem de güveni tamamen dibe vurduruyorlar. Bu saatten sonra konut sektörünün canlanması belki çok uzun yıllar alacak arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum sizlere. Haziranda bir miktar artmış olabilir satışlar. Göreceksiniz, Temmuz, Ağustos, Eylül dibin dibini göreceğiz konut satışlarında. İnsanlar konut almaktan daha da uzaklaşacaklar. Çünkü karşı tarafın düşük bile olsa fiyatlarına inanmayacaklar artık. Ya da diyecek ki ben dolara, dövize, altına yatırım yaparım, gümüşe yatırım yaparım. Zaten oradan fiyatlar yükselecek. Ve konutlar satılmadığı için ister istemez zaten fiyatlar düşecek. Ben bu evi bedavaya getireceğim yarın diye beklemeye geçecek insanlar. Bu konut sektörünün daha da daralmasını, daha da sıkıntıya girmesini beraberinde getirecek. Bunu ben görürken, bunu aylar önce söylerken neden çıkıp da bir devlet yetkilisi bu müteahhitleri karşısına alıp denetlemedi? Bu konuyla ilgili uyarılarda bulunmadı. Bakın sektörü bitirirsiniz, yok edersiniz, darmadağın olursunuz demedi. Ve şunu da söyleyeyim. Kurunun yanında yaş da yandı. O niyette olmayan, o bakış açısında olmayan bir yığın ev sahibi ve müteahhit de mağdur pozisyonuna düştü. Onlar fiyatlarını yükseltmemiş olsalar bile onlar da artık ellerindeki evleri satmakta zorlanacaklar. Çünkü piyasadaki en temel unsur güvendir. Her zaman söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim. Ekonomi bir para bilimi, bir matematik bilimi değildir aslında. Tamamen bir davranış bilimidir. Tamamen güven esaslıdır. Ekonomide güvenleri sarstığınız an itibarıyla o sistemi çökertirsiniz. Kökten çökertirsiniz. Ondan sonra da suçu kimseye atma hakkına sahip değilsiniz. Müteahhitler bu saatten sonra çıkıp da biz evlerimizi satamıyoruz, maliyetlerimiz şöyle arttı, batıyoruz, o oluyor, bu oluyor deme hakkına sahip değil. Bu kadar büyük bir fırsatı değerlendirmemişlerse, bu dönemde açgözlülük yapmaya devam ettilerse batmayı da hak etmiştirler. O nedenle şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Konut sektöründe fiyat artışları değil, fiyat düşüşleri devam edecek arkadaşlar. Ve bekleyen, emin olun, yarı fiyatına bu konutları alacak. Daha önceki video larında da söylediğim gibi. Bu müteahhitler ve bu ev sahipleri öyle ya da böyle bu fiyatları daha da aşağıya çekmek zorunda kalacaklar. Daha da dip seviyelere getirmek zorunda kalacaklar. Bu yaptıkları yanlışın, bu yaptıkları fırsatçılığın bedelini öyle ya da böyle ödemek zorunda kalacaklar. O yüksek fiyatlarla ev alanların da evlerinin fiyatları önümüzdeki dönemde çok daha düşük seviyelerde olacak ve uzun yıllar evlerinin fiyatları tekrar yükselsin diye beklemek zorunda kalacaklar. Onlar da aceleciliklerinin kurbanı oldular. Bu videonun sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.